İngiltere'de ikinci Demir Lady dönemi başladı. David Cameron başbakanlık konutu önünde son kez konuşma yaptı. Konuşmasında ekonomik, sosyal ve dış ilişkiler konularındaki başarılarına vurgu yapan Cameron, son 6 yıllık süreç içinde halkın çıkarları için çok sayıda önemli iş başardığını dile getirdi. Elwin and Florence, for whom Downing Street has been a lovely home over these last 6 years. Cameron konuşmasının sonunda eşi ve çocuklarıyla birlikte başbakanlık konutu önünde başbakanlık çalışanlarına ve medya mensuplarına veda etti. Cameron daha sonra İngiltere Kraliçesi'nin resmi konutu Buckingham Sarayı'na ailesiyle birlikte giderek Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sundu. 2010 yılından bu yana İngiltere Başbakanı olan 49 yaşındaki David Cameron burada yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Cameron istifasının ardından Theresa May, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından hükümeti kurmaya davet edildi. 59 yaşındaki yeni lider May, eşiyle birlikte başbakanlık resmi konutu ve çalışma ofisi olan 10 numara Downing Street'e geldi. May, başbakanlık konutu önünde yaptığı açıklamada tek ulus hükümetine liderlik yapacağını vurguladı. I follow in the footsteps of a great modern prime minister. Sert mizacı nedeniyle ilk kadın başbakan Margaret Thatcher'a benzetilen ve İngiltere'nin yeni demir leydisi olarak görülen Theresa May, daha önce İçişleri Bakanlığı görevindeydi. Avrupa Birliği referandum sürecinde ülkenin Avrupa Birliği'nde kalmasından yana tutum almış olan yeni başbakan, Maliye Bakanı George Osborne'in görevinden istifa etmesiyle boşalan göreve eski Dışişleri Bakanı Philip Hammond'ı atadı. Eski Londra Belediye Başkanı Osmanlı torunu Boris Johnson Dışişleri Bakanı, Amber Rudd ise İçişleri Bakanı olarak atandı. Görev değişimi başbakanlık konutunda fare avlaması için istihdam edilen kedileri iyi etkilemedi. Bir hükümet sözcüsü, Larry bir memurun kedisi ve Cameron'lara ait değil, dolayısıyla yerinde kalacak dedi.